Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugün 28 Temmuz 2024. Haftanın artık ayın son günleri. Yarın 29-30 ve 31 çarşamba günü de vade sonu. Şimdi endeksle ilgili beklentilerimizi konuşalım. Geçtiğimiz haftadan beri biliyorsunuz e, yukarıda bir e, ikili tepe gibi bir formasyon oluştu. Şurada gördüğünüz gibi. E, ondan sonra da aşağı doğru gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta e, böyle e, sert aşağı gelen bir hafta oldu. Haftalık grafiğe şöyle bakacak olursak da gördüğünüz gibi yine e, siyah bir mumla karşılaştık. Şimdi gör, e, burada da şöyle bir şey oldu son dönemde. Özellikle hani Ocak 2024-7000'lerden başlayan ralliden sonra. Dikkatinizi çekmiştir. İlk böyle bir siyah mum geldikten sonra ee, ikinci haftada yine aynı şekilde böyle bir e, hareket ol oluyor. Mutlaka oluyor. Burada da bakın e, olmuş. Devamında yine olmuş ama haftalık kapanışı e, gayet iyi yapmışız ama sonra devamında yine burayı bir e, dip çalışması olarak yapmış. Yani ikinci haftayı dip çalışması olarak algılamış. Yine bakın burada da aynı. Sert buradaki düşüşten sonra zaten yine siyah bir mum ve siyah mum devamı yani minimum 2 haftalık 3 haftalık bir dönemlerde düşüş trendi olmuş. Bizde de burada da aynı şekilde bakın tepeyi gördükten sonra 1. haftadayız. 2. hafta 3. hafta olacak mı? Önemli bir gösterge gibi gözüküyor son dönemdeki hareketler genelde bunu gösteriyor. Şimdi Klasik yine her zamanki yaptığımız gibi 5-10 günlük ortalamamızı atalım arkadaşlar. 5 günlük ortalamayı 23 Temmuz 2024 tarihinde kırmıştık. Salı günü kırdık. Onun altında bir kapanış yaptık. Ama yine bir nebze olsun olumluydu. Neden? En azından 10 günlük ortalamanın üzerindeydik. Ama çarşamba günü de hem 5'in hem onun altında yine kapanış yaptık. Perşembe günü yine aynı şekilde Cuma da aynı şekilde olunca da <laughs> kesişim oldu yani 5 günlük 10 günlük ortalamamızı aşağı kesti. Ya şöyle bir hafta olacak arkadaşlar gün olacak diyelim. Ee, ya böyle bir gün olacak ee, tekrardan Pazartesi günü hızlı bir şekilde 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerine atacağız. Bu da hemen hemen 10.950 ile 10.970 arasında bir rakama denk gelir arkadaşlar. Bunun üzerine atış atış yapı atıp kapatırsak çok uzak değiliz şu anda ee, yeniden olumlu bir piyasaya döneriz arkadaşlar. Bu da zaten bakın daha önceki 10.960 şuradaki zorlandığımız bölgeydi. Bunun üzerine atacak olursak da yeniden olumlu piyasaya dönüş yaparız. Peki haftalık ortalamalarda durum nasıl? Yine 5 ve 10 haftalık ortalamalara bakacak olursak. Burada da önemli olan gösterge 10 haftalık ortalamanın altında kapanış yapmamak. Yani bunun altında kapanış yapmadığımız süreci görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Daha önce de gördüğünüz gibi bunun altında kapanış yapmamışız. Ama kapanış yapmaya başladığımız dönemde bakın Bundan sonra da e, bu e, 10 günlük ortalama altında kapanış yapmaya yapma, başladığımız dönemde de artık piyasa yataya sarmış arkadaşlar. Bu rally modunda. Bakın burada da aynı şekilde. 4000'lerde de altında kapanış yapmışız. Arkasından kırıldıktan sonra buralarda e, yataya sarmış. Uzunca bir süre yataya sarmıştı biliyorsunuz. E, diğer taraftan Yine ortalamaların dışında teknik olarak bakacak olursak da bizim için e, biliyorsunuz e, Küçük resim büyük resim tarafına bakmamız gerekiyor ana trend ara trendler nedir oraya bakmamız gerekiyor e, Bizim en son 7000'lerden şey 7000'lerden başlayan trendimiz Şöyle e, Ocak 2024'te başladı biliyorsunuz şöyle bir trend çizgimiz var arkadaşlar Bunu line olarak, lineer olarak yani line dediğimde lineer olarak bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü 7 bin ile 10 bin arasında, 11 bin arasında çok ciddi bir fark yok yüzdesel olarak. O yüzden burada lineer baktığımız zaman buradaki trendi çok daha net görüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa denemiş. Çok ciddi, güzel bir direnç. Gerçekten bizim için hayati derecede bir önemli bir e, Destek trendi olmuş durumda şu an için. O yüzden önümüzdeki hafta için bizim için bu çizgi çok önemli arkadaşlar. İşte 10.700, 10.650 bölgesi diyebilirsiniz. Bu bölgeleri kırmadığımız sürece buralara kadar büyük olasılıkla önümüzdeki hafta gelme potansiyeli varmış gibi gözüküyor. Buralarda eğer burayı da kıracak olursa bu trend kırıldığı noktada da artık bu trendin düzeltme noktalarına bakacağız arkadaşlar. Tabi bu trendin kırıldığı noktadan itibaren e, bu sefer daha büyük resme baktığımız zaman tabi ki logaritmik bakacağız. Logaritmik baktığımız noktada da bunu şöyle uzattığımız zaman da asıl ana trendin başladığı 2021 yılına dönüyoruz. Ve oradan başlayan ana trend çizgimiz de bu oluyor arkadaşlar. Bu çizgiye en son ne zaman değmişiz? 25 Mayıs 2023. Yaklaşık olarak 15 aydan beri bu çizgiye hiç, e, dokunmamışız arkadaşlar. Bu çizgi de önemli bir çizgi. 1, 2, 3, 4 defa burayı destek olarak çalıştırmış. Ve buradan çok ciddi bir rallilere başlamış arkadaşlar. O yüzden buraya da bu şekilde değmemişiz. <laughs> ve buradan bu şekilde gitmişiz arkadaşlar. Şimdi e, burada tabi Buna paralel çizgi olarak da şu şekilde bir çizgi, logaritmik olarak yine aynı şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Ee, burada da zaten e, gördüğünüz gibi paralel bir e, bölge. Demek ki burası 10.700'lerden kırılırsa 10.188'ler 10.200'lere geliyor. 10.200'ün hayati asıl önemli destek noktası da orasıymış gibi gözüküyor arkadaşlar şu an için. Şöyle, e, ana trend işte büyük resme baktığımız zamanki durum ne? Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Şöyle bir çizgi çıkıyor ve buraya da artık yakınız arkadaşlar. İşte 9.900-10.000 bölgesi gayet güzel bir bölge. Neden buradan başlatıyoruz? Bizim için bu bölge şuradaki yıllar süren yatay kanaldan çıkış çıktığımız bölge olduğu için. Burayı bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Şurası 2009 krizindeki bölge. Ama ana kanal açıkçası bakın 2006 hatta belki evet 2006'dan itibaren şöyle yapalım. Hatta bakın uzattığımız noktada bu kanal yaklaşık olarak işte şuradan giriş yaptığı noktadan itibaren 2005 yılından itibaren başlamış bir kanal. Yaklaşık olarak kriz ortamında bir bu kanaldan çıkış olmuş. Arkasından 2021 yılında buradan kurtulmuşuz ve ralli başlamış. Dediğimiz gibi bu bölgeden çıktığımız için de bizim başlangıç noktamız ana başlangıç noktamız burası olacaktır arkadaşlar. Şimdi tekrar günlüğe gelecek olursak daha kısa vadeli nasıl bakabiliriz? Oraya bakalım. Saatlik grafiğimize bakalım arkadaşlar. Saatlik grafiğimizde de daha önceki işte şu tepeleri birleştirdiğimiz noktada ...bakın burayı da bu tepede yani pullback yaptım yapmadım oraya baktığımız noktada da çok olumlu bir durum yok yine. Bunu da siliyoruz. <laughs> yine aynı şekilde şu bölgedeki sıkışmaya şöyle daha 15 dakikalık bakacak olursak da bu bölgedeki sıkışmada da son 4-5 gündeki hatta 2 gündeki dip noktasında da şu şekilde bir sıkışmayla karşı karşıyayız. Bu karşı bu buradaki e, ters bayrak ya da işte ters ters flama ne dersek artık ters filama e, formasyonu oluşursa da buradan yeni bir yani şu bölgenin kırılmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşılaşıp işte o on binlere kadar gelme potansiyeli olabilirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar kısa vadede görüntü de buydu. Peki diğer endekslerdeki durum ne? Oralara bakalım. çok da sıkmak da istemiyorum. Uzun oluyor bazen videolar. Şimdi sanayi endeksindeki durum biliyorsunuz ben açıkçası buralara kadar bir hareket bekliyordum. Yani şuraya kadar bir hareket bekliyordum ama burada bu da güdük kaldı yani bu da yavaş kaldı ağır kaldı arkadaşlar. Burada da yine benzer bir grafiğimiz var. Şöyle çizdiğimiz noktada bakın bu da Gayet güzel aşağıdan gelen bir çizgi. Ee, burada da daha önce konuşmuştuk. Daha önceki videoda da bahsetmiştim biliyorsunuz. Şuradaki bakın buradaki şey çok önemli. Ee, burada bayağı o zaman biraz da sert de konuşmuştum. Trend trend diyorsunuz bakın trend kırıldı diye gerçekten de bakın trend kırıldıktan sonra trendin üzerine tekrar atamadı burada zorlanmaya başladı arkadaşlar evet bu trend kırıldı arkadaşlar dediğimiz gibi bu trend kırıldıktan sonra da artık tekrar üzerine çıkmadığı sürece de çok önemli bir trendti bu piyasadan pek hayır gelmeyeceği belli olmaya başladı dediğim gibi aşağıdan gelen şu şekilde bir çizgimiz var bu çizgide kırılırsa da sanayi endeksindeki sıkıntı daha da artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki olumsuz durum da devam ediyor. Zaten sanayi endeksi de beklentiler açıkçası zayıflamaya başladı. İşte gelen bilançolar. İşte bundan sonra bu bu dönemden sonra özellikle Ağustos ayının ilk haftası, ikinci haftası yine bilançolar gelecek. ikinci çeyrek bilançolar, alt aylık bilançolar gelecek. Burada da pek olumlu bilanço beklenmiyor arkadaşlar. Peki buradan bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde de aynı şekilde çok önemli bir çizgi bana göre kırıldı. Bu çizgi kırıldıktan sonra da açıkçası biraz daha satışların devam etmesini ben beklerim. burada da ikinci bir Destek noktası bulacak olursak da yine aynı şekilde şöyle bir destek noktası bulabiliriz arkadaşlar. E, buralara kadar bir destek e, gelebilir. E, ama dediğim gibi şu çizgi çok önemliydi. Bu çizginin e, bittiği noktadan itibaren tekrar hareketin başladığı noktalara kadar gördüğünüz gibi buradaki destek noktası da bu, bu şekilde olabilir. Yani 12.500 12.500'lere kadar bir düzeltme hareketi başlayabilir diye düşünüyorum ben. Bankacılık endeksi de zayıflamaya başladı zaten <laughs> ciddi şekilde geri gelmeler yaşanıyor arkadaşlar buradan hemen endeks kontratına bakalım endeks kontratında da şöyle bir durum var daha önce de belirtmiştim arkadaşlar endeks kontratında şu şekilde bir çizgilerimiz var bu kanal içinde hareket etti bu kanaldan çıktıktan sonra zaten gördüğünüz gibi satış hızlandı. Arkasından yeniden şuradaki bana göre 11.900'lere kadar 926'lara kadar bir potansiyel oluşmaya başladı arkadaşlar. Yine e, bakın şu bölgede de bir destek noktası var. Buranın destek noktası yani bu kanaldan çıktıktan sonra da diğer e, ikinci bir kanal noktası da burası oldu. Buradan burayı da kırarsa yani 12.150'leri de kırarsa 11.900'lere kadar bir hareket hızlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da X30A post tarafı çok önemli. Ciddi şekilde artış gösterdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 384.000 gibi bir rakama geldik. 384.000 rakamını en son gördüğümüz zaman Temmuz 2022'ydi. Oradan itibaren çok ciddi bir şekilde bu vade yüksekte başladı zaten ve yukarı doğru hareket etti. Endeks de yukarı doğru zorladı ve bu hareketin sonunda açıkçası e, şu şekilde bir hareket yani azalış olursa bakın böyle sert hareketlerden sonra şu şekilde bir azalış oluyor arkadaşlar. Bu da piyasayı aşağı doğru getiriyor. Yani burada buna dikkat ediyoruz. Burada tamam e, çok ciddi bir rally olmadı. Yani bu yükselişten itibaren de çok ciddi bir rally olmadı arkadaşlar. Yani bu rally olsaydı tamam diyecektik. Bir Düzeltme ile birlikte devam edebilir. Birazcık daha pozisyonlar daha da artabilir diyorduk ama yukarı doğru gitmeden hatta aşağı doğru giderken buradaki pozisyon sayıları sayısı arttı. Bunu şöyle yapacak olursak da bakın virgül x 30 y vade diyelim. Bakın genelde Görüyor musunuz? Şuraya bakalım mesela örnek olarak çok sert bir şekilde yukarı doğru gitmiş ve biz de burada sert bir şekilde yukarı doğru gitmişiz. Arkasından da bakın aşağı doğru. Bakın şu bölgede mesela sert bir aşağı doğru gelmiş, aşağı doğru geliyor. Yine bakın buradaki bu da benzer bana göre bakın sert bir şekilde yükselmiş ama arkasından aşağı doğru azalt gelmişler. Burada da benzer bu durum yani aşağı doğru gelirken yukarı gitme yani yukarı gitmedikken giderken piyasanın yukarı gitmemesi çok olumsuz bir durum oldu bana göre. Yani burada ciddi şekilde pozisyon aldılar ve yukarı doğru hareketi bana göre kısıtladı. Bundan sonra neyi bakacağız burada arkadaşlar? Burada e eğer azalmaya başladığı noktada bu piyasa aşağı doğru dönecek olursa işte o zaman sıkıntı artacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bizim e, açık pozisyon sayısı dediğim gibi bize örnek olacaktır diye bekliyorum. ve Diğer taraftan tekrardan indeks kontratındaki grafiklere bakacak olursak da Hemen şöyle açalım. Burada da işte dediğim gibi 11.900'ler çok önemli. Bakın gerçekten çok ciddi bir destek burası. Buraya kadar büyük boğazlıkla gelmek isteyecektir önümüzdeki hafta. Ama buranın kırılması bana göre trend desteğinin hani o bahsetmiş olduğumuz 10.000'lerin 10 9.900'lerin kırılmasını gösterecektir. Buranın kırılması ile oranın kırılması bana göre eş zamanda olacaktır diye düşünüyorum. Burayı da bu şekilde takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi buradan çok uzatmadan XAUUSD tarafına bakalım. Ons altın ve gümüş altın geçen hafta çok acayip bir hafta yaşadı biliyorsunuz. çok sert hareketler oldu. Perşembe, cuma, çarşamba bakın. Çarşamba günü en yüksek 2432 görürken perşembe günü bir anda 2352'ye kadar düştü. Kaldıraçlıya işlem yapılan bir ortamda yani çok büyük hareketler arkadaşlar bunlar. <laughs> Arkasından Cuma günü de bu düşüşün tepkisini verdi. Burada tabii konuşulan konu Japon yeni konusu. Japon ki hareketten sonra aşağı doğru bir hareketin hızlandığı, Japon yeniden zararlı olanların gümüş, özellikle ağırlıklı gümüş sattığı konuşuldu. Tüm piyasayı da etkiledi arkadaşlar. Maalesef global bir piyasadayız. Bu global piyasa içinde de bu şekilde hareketler birbirini tetikliyor. Çünkü bir portföy ya da bir fon bir enstrüman tek bir enstrüman hani sepet yapın diyorlar ya sepet yaparken de bu sepeti yaparken de tabii sepetin içindeki çok sert hareket eden bir ürün diğer ürünleri de mutlaka etkiliyor çünkü satış yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu margin kol tarafı e, gerçekten de önemli. Margin kol olduğu için teminat tamamlama yapılması gerektiği için de birbirini tetikleyen piyasalar içindeyiz arkadaşlar. Kaldıraçlı piyasaların içinde bu kaçınılmaz. Herkes zaten parası kadar işlem yapsa bu kadar zaten büyük piyasa olmaz. Bu kadar da e, hızlı hareket etmeyiz. Bu kadar da risk olmaz arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi e, hareketleri bu şekilde tetikliyorlar. E, burada da bahsetmiş olduğumuz bölge kırıldı. Bu kırıldıktan sonra da biliyorsunuz geçen hafta bahsetmiş olduğumuz bölge şuralardı. Buralara kadar da tekrar bir pullback yaptı. Şöyle bakın. Eğer tekrar bu 2.390-2.400 üzerine atamazsa altının e, geleceği nokta bu bölgeden ilk tepkiyi almıştı 2350'lerden 2300'lere kadar hareket kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok net bir grafik var yine dediğimiz gibi önümüzde. Buralara kadar bir hareketi ben önümüzdeki günlerde bekliyorum bu hareketin devamında. Buradan hemen gümüşe bakalım. Gümüş tarafı da çok farklı değil. Gümüş tarafında da çok sert hareket daha da sert hareket oldu arkadaşlar. Ve tepkiyi de çok fazla veremedi. Gümüş tarafında da tepki tarafı eğer olacak olursa da şöyle şöyle yapalım Hatta şöyle bir grafik çizecek olursak Heh, şöyle daha güzel oldu arkadaşlar bakın 28 40 28 50 bölgesine kadar bir pullback yapıp aşağı doğru ben tekrar gelmesini bekliyorum 26'lara kadar da hareket devamında çok ciddi bir destek konumunda olan 26'ya kadar da hareket gelebilir diye düşünüyorum. Buraya gelirse tekrar bir alım fırsatı yaratır mı yeniden değerlendiririz arkadaşlar. Peki geçen hafta bahsetmiş olduğum usd tarafına bakalım arkadaşlar. usd tarafında da gördüğünüz gibi çok sert bir hareket oldu. Yani bu SDJP tarafı dediğim gibi biz 2007-2008 yılında çok takip ediyorduk arkadaşlar. Yuniçi hareketlerini. O zaman tabii şöyle baktığımız zaman bakın şu yıllarda artık şuradan düşüşlerdi arkadaşlar. Buradan bu düşüşlerde buralara kadar gelirken de zaten Krizin habercisi de oldu gördüğünüz gibi. Ee, yine bir krizin habercisi olur mu? Daha önce de bunları yaşadık bu sert düşüşleri ama tekrar toparladı sayılar arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da e, yeniden e, Japon Yeni Paritesi'ne önem vermeye başladık. Peki bunu biz yüzü bunun üzerine attığımız zaman da durum ne olacak? Bakın son 2023'ten beri gelen hatta şuralardan bakın gelen çok ciddi bir korelasyon varmış gibi gözüküyor arkadaşlar bakın. Bakın benzer hareketleri yapıyoruz. Bunu günlüğe alırsak da daha böyle bakın. Bakın şuradaki düşüş ne kadar benzer bir grafik içindeyiz arkadaşlar. Şuradaki ana e, hareketleri değiştirmez arkadaşlar. Ana e, tepelere bakın ulaşmış durumda. E, günlük dışında daha böyle haftalık e, korelasyon çok daha yüksekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten grafik birbirine çok benzer bir dönemde. Yani şuradan baktığınız zaman bakın bu 128'lerden buralara gelmiş. Biz de buralardan buralara gelmişiz. Çok ciddi bir yükseliş olmuş son dönemdeki hareketlerde. Bu e, korelasyon eğer biz de ayak uydurursak ve Japonya'nın tekrar yukarı doğru gelmezse biz de buraya ayak uydurursak bizde de bir sert düşüş olabilir arkadaşlar. Her kim ne derse desin. Dünya piyasalarından çok fazla kopmuş durumda değiliz. O yüzden bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çok uzun video oldu. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.